Ona bak, ben yurt dışından geliyorum. Tabii. Benim tuzum kuru. Orada devletçik yok. Orada devlet var. Saçma bir sistem abi. Islak tuvalet terli gelse ben ona basarım şu an. Adam orada çöp topluyor. Geliyor burada. Ben turizmde çalıştım. Geliyor sonra burada krallık yapıyor. Çöp toplayan adam. Tavşanda daha büyük bir beyin var hani bu insanlardan. Gerçekten ben öyle düşünüyorum ya. Harbiden köpeğe sosis atarsın, kandırırsın, öne gelip seversin ya, bu hesap yani. Hadi. Bizim ne sabahımız var ne akşamımız var abi. Aldığımız 3 kuruş para. Nereye yetiyor? Euro'nun 1 olduğunu düşün ama içimizdeki savaş bitmiyor. Ya AK Parti ne yaparsa yapsın onun peşinden gitmemem lazım. Doğru yanlış diye bakmam lazım. 1 litre dahi petrole ihtiyacımız yok. Biri Amerika'ya gitti icazet almaya. Öbürkü de gitmişti zamanında icazet almaya. Ben bu vatanı korumadıktan sonra, sen korumadıktan sonra gavur biner anamı s**er. Parti marti yok. Ne parti lan? Bana keçikleyip de burada. Hayır. Bakan Nebati açıkladı. 20 yıldır bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler. Vatandaş nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Bunu araştırıyoruz. Maaş zamları olarak mesela şu anda atıyorum TÜİK'in açıkladığı rakamlardan fazla yapıyorlar. Ama şu anda alım gücü insanların çok düştü. Yani ben kendim yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşadığım halde alım gücü düştü yani insanların. Çalışıyorsunuz da. Çalışıyorum. Kirada mı oturuyorsunuz abi bilmiyorum ama yani nasıl idame ediyorsunuz hayatınızı? Kiranız ne kadar mesela? Vallahi her şeyden kısıyorsun şu anda. Hayat pahalılığını herkes kabul ediyor aslında abi ama bunun işte sebepleri tartışmak konusu. Siz neye bağlıyorsunuz bu hayat pahalılığını? Bu sebep pandemi döneminde sonra başladı. Ne olduysa ondan sonra başladı. Yani o zamana kadar hiç kimsenin hiçbir problemi yoktu. Pandemi döneminden sonra bütün şeyler değişti yani. Neye bağlıyorsunuz? Pandemi mi yani bunun sebebi sizce? Pandemi bütün dünyada vardı ama bizdeki enflasyon %85. Ya bizde açgözlü insanlar da çok. Fırsatçı insan da çok. Ramazan geliyor adam her şeye zam yapıyor. Müslüman ülkedesin. Onun gibi deprem oluyor adam kiraya zam yapıyor. Bilmem ne oluyor şunu yapıyor. Yani bizde fırsatçı insanlar da çok. Müslümanız sözde öyleyiz ama yok alakası yok yani. Hükümetin peki burada bir rolü var mı sizce abi? Olabilir, olmayabilir. Ona çok fazla şeyim yok. Ama dediğim gibi bu genelde bizim fırsatçılardan kaynaklanıyor. Denetlenmesi lazım o tarz insanlar varsa da. Abi hangi birini denetleyeceğim? Devletin görevi bu yani, onların görevi. Yani biz şimdi, denetleyecek halimiz yok. Şimdi adam mesela bugün kira 1 lira, adam bunu yapıyor 2 lira. Ne yapsın devlet bunu? Yaptırım olmalı mesela. Kısıtlama koyuyor ama adam uymuyor. Mesela %20 zam diyor ama buna kimse uymuyor ki. Bir taraftan da şöyle abi, ev kiraları evet pahalanıyor ama ya baktığımız zaman fiyata düşen hiçbir şey yok. Yani akaryakıt, elektrik, su. Sadece o değil ki yani, genel manada böyle. Evet. Bugün markete giriyorsun 3 lira, ertesi gün bakıyorsun 10 lira. Buna niye zam yaptın? Adamın ona da açıklaması yok. Onunla marketler yapıyor diyorsunuz. Market tekelleşmesi bence iyi olmadı. Hani bu zincir marketler A101'dir, işte BİM'dir, ŞOK'tur. Bunların bu şekilde Türkiye'ye yayılmaları da bence yanlış bir şey. Çünkü adamlar istedikleri gibi istediği şeye istediği fiyatı koyuyor, istediği şekilde yönetiyor. Aslında bu iyi bir şey değil. Bence bir şehirde mesela zincir market bir şehirde varsa ikinci şehirde yaptırmayacak. Yasaklayacaksın. Son olarak şunu sormak istiyorum abi. Önümüzde bir seçim var. Yaklaşıyor malum. Seçim saçım havasına girdi artık ülkeye yavaş yavaş. Oyunuzun rengi ne olacak? Abi ben AK Parti'ye veririm. Niye dersen? Neden abi? Muhalefet yok ki şu anda ya. Bak 6-7 tane adam toplandı. Sözde 6'lı masa, 7'li masa. 7 aydır falan oturuyorlar, yiyip içiyorlar. Daha bir aday bile çıkarıp erkek gibi adamın karşısına çıkmıyorlar. Yani bana güven vermiyor. Anlatabildim mi? Milli meselelerde çok büyük yanlışları var. Bak milli meselelerde çok büyük yanlışları var. CHP içinde mesela o Tanrı Kulu falan çıkıyor. Asker kimyasal silah kullandı bilmem ne diyor. Buna Kılıçdaroğlu'ndan bir laf söylediğini duymadım. Libya tezkeresi oldu. Bunlara hayır oyu kullanıyorlar. Mevcut iktidarın içinde de bu tarz sivrilen, saçma sapan açıklamalar yapan insanlar var mesela abi. Abi var da geçen Mahir Ünal geçen vardı. Adam görevinden istifa etti. Bir kere Erdoğan'ın bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Teşekkür etti mesela Erdoğan'a. Tamam ama görevini bıraktı, istifa etti. Kılıçdaroğlu çıkıp da mesela ya ben şunu istiyorum kendi adıma. Erdoğan'ın yanlışları vardır. Adamın her şeyi doğru diye ben bir şey demiyorum. Ama muhalefet yapacak, gelecek insanın da, onun karşısına çıkacak insanın da milli meselelerde, devlet meselelerinde bugün etrafımız düşman dolu. Yunan'ı, Ermenisi, Rum'u, şeyi hepsi şu an Türkiye'nin düşmesini bekliyor. Bugün Suriye'de, şeyde, Irak'ta yaşananlar belli. Ya çıksın bana fakir fukaraya para vereceğim, bilmem ne vereceğim diye vaatlerde bulunmasın. Bak bugün Kılıçdaroğlu'nun şeyin vaatlendiğinde sana şu kadar zam yapacağım, sana şu kadar bilmem ne yapacağım, öğretmene şunu vereceğim, bunu demesin. Ama çıksın Amerika'ya karşı, etrafımızdaki düşmanlara karşı nasıl mücadele edecek onu söylesin. Ekonomik anlamda bir sıkıntı var ülkede abi. Abicim bak bizim meselemiz ekonomi değil. Ben bugün kısarım kendimden,
hayatımdan idame ederim, bir şekilde yaşarım. Ülkenin geleceğini, var olabileceğini şey yapacak bize şeylerden vaat etsinler. Hani ona buna söyleyeyim mi size? Şimdi dediniz ya hani dış güçler dediniz, dış düşmanlarımız var dediniz. Şimdi bu yıllardır bak, söyleniyor. Ben bir sorumu sorayım mı? Bir kısa bir şey sormak istiyorum. Yıllardır bu söyleniyor. Şimdi CHP bir şey yapmıyor dediniz ya. CHP meclise bir teklif sundu. Dedi ki bu dış güçler kim? Gelin araştıralım ve ne gerekiyorsa yapalım diye abi bir önerge sundu ama bunu, AK Parti bunu reddetti. Bak şimdi bunu sen görmüyorsan bugün Amerika silah ambargosu uyguluyor. Yunanistan'a silah yığdı zaten. Oraya ne kadar silah varsa hepsini yığdı. Rumların ambargosunu kaldırdı, silahlanabilirsin dedi. Düşmanımız diyoruz. Baş düşman. Kimse düşmanım demiyor. Dostum Trump diyoruz mesela. Yok, dostum Biden diyoruz. Yok. Bugün siyaseti takip ediyorsan AK Partili hepsi geçen gün hatta Süleyman Soylu yine açıkladı. Amerika'nın düşman olduğunu, bugün Suriye'de yaptıklarını. Ya ben özetle şunu söyleyeyim. Bana fakir fukaraya ona buna para dağıtacağım diye vaatlerle gelmesin. Abi silah sanayimizi geliştireceğim desin. Daha iyi silah yapacağım desin. Teknoloji olarak işte daha üstün şeyler yapacağım desin. Bunun gibi hani vaatlerle gelsin. Anlatabildim mi? Savunma sanayi diyorsun. Ya savunma sanayi, yerli, milli teknoloji sadece savunma sanayi değil abi. Bugün silah, mesele silah değil abicim. Dayıcım, ülkeye gidiyor, ülke, millet aç. Ben bak, aç, sen diyor, silahtan bahsediyorsun. Ben silah demiyorum, bak genel manada genel teknoloji. CHP olmasa teknoloji zaten başka ücret yükselmez. Bak ben bir tek silah savunması tamam, demiyorum. Hayır. Ama teknoloji üretsin, tamam, ne bileyim şey yapsın, biz, benim derdim o. Hala teknoloji üretmiyoruz ki. Bir takım şeyler yapıldı ama mesela bir montaj sanayide evet bayağı bir geliştik. İHA'lar, SİHA'lar yapıldı, birçok parçası da dışarıdan geliyor ama güzel bir şey bunlar. Onu da kabul ederim ama teknoloji alanında da çok fazla biz ilerleyemedik abi. Maalesef ki öyle. Teknolojide ilerlemedik diyorsan bilmiyorum. Bugün savunma sanayinin şeyini, o fuarlar şeyi görmüyorsan ona da bir şey demiyorum. Özel şirket onu yapan. Abi, devlet değil özel, yani. Özel abi bugüne kadar niye yapılmamış ya? Ya ben onunla da değilim. Bak bana gelsin desin ki bunun daha iyisini yapacağım desin. Yapacağım dese oy veririm diyorsun. Veririm abi, niye vermem? Söyleyelim o zaman, Kılıçdaroğlu öyle bir açıklama yapar belki. Valla ekonomi şu anda batmış durumda kardeşim. Enflasyon desen %185'te. Borç desen gırtlağa kadar. Zaten her şeye vaat ediyorlar hep. Hep veriyoruz her şeyi ama hepsi yalan. Yalan yalan. İnsanları da bu şeyle kandırıyorlar. Bence o. Ona bak, ben yurt dışından geliyorum. Tabii benim tuzum kuru. Nasıl kötü diyorlar abi? Gelen gurbetçiler öyle diyor. Hayır, alakası yok. Hiç alakası yok. Kötü de olsa orada devlet var. Burada diyoruz ya muzcu, gemicikler diyoruz ya. Orada devletçikler diyoruz ya. Orada devletçik yok. Orada devlet var. Orada devlet var. Yani insanı ne kadar o dükkanlarda zamlar şudur budur. Devlet veriyor. Veriyor. Buradaki halka da versin. Buradaki halk da hiç açlık çekmez. Siz buradaki hayat pahalılığı neye bağlıyorsunuz abi? Şimdi oradan geliyorum diyorsunuz. Geçen yıl fiyatlar nasıldı, şimdi nasıl? Bunun sebebi ne sizce? Yönetimin yani parti yönetemiyor arkadaşım. Şey bırak gitsin artık. Bırak bitsinler. Dış güçler bize baskı yapıyor, düşmanlarımızdan alakası dolayı yok diyorlar. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Şimdi bugün bu mikrofonu kime uzatsak, sizin gibi veya işte farklı bir şekilde tepki gösteriyorlar bize. Ekonomiden şikayetçi olan insanları görüyoruz. Ama bir taraftan da baktığımız zaman 20 yıldır, 21 yıldır bu hükümeti bu insanlar seçiyor. Bu kadar sıkıntı varsa insanlar neden oy veriyor sizce? Aziz Lesin'in bir lafı var ya, başka bir şey söylemiyorum ben. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Bir seçim var abi. Evet. Bir öngörünüz var mı? Önümüzdeki seçim öngörüm, eğer Türkiye'deki vatandaş aynı bu şekilde giderse daha da çok oy verirler. Ağlarlar, sızlarlar, derler ki yok şudur o. Versinler oyu. Ben o anlayanlar anlıyor. Beter olsun diyorum. Beter olsun. Ağlayan sızlayanlar var ya, ağlayan sızlayanlar ekonomi. Vallahi öyle diyorsun. Beter olsunlar. Ağlayan sızlayanlar. Vallahi ne diyorum, Allah diyorum şu halkımızı kurtaralım arkadaşım. Yani bir insan, şimdi bak doğru diyorsunuz. Almanya'da da tabii Almanya'da bir parti 20 yıl yaparsa eninde sonunda kesinlikle bir şeyler olur orada. Yolsuzluk. Burada da kardeşim çok normal. Şöyle bir şey var. Ben burada haline memnun olmayan insanları da görüyorum ama şey diyorlar yani tamam arkadaşım, oy vermiyor ama kime oy verelim diye bana soruyorlar. Ben de size soruyorum. Korkuyor. Korkaraktan. Açık açık söylesin ya. Ya adam aç arkadaşım. Ben Konyaaltı'na gidiyorum ben. Pazarda. 30 yıldan beri ben buradayım ben. 30 yıldan beri izine gidip geliyorum. Şu anda gidin zengin semt dedikleri oradaki açları görürsünüz. O pazarlardan toplayanları. Yiyeceği toplayan. Ama yine de diyor. Dediniz ya AK Parti'nin bir kemikleşmiş bir oyu var ya. O insana ne derseniz size deyin. O oyunu verecek oraya. Niye bu kadar katılar? Niye verme gereği diyorlar? Karşısında aday mı göremiyorlar? Bana soruyorlar bunu. Başka nasıl aday olsun? Başka adam yok diyorlar yani. Adam, ya. Arkadaşım Kılıçdaroğlu var mı? Ona bakarsan Meral Akşener var mı? Var. 6 parti var mı? Ama 6 partiyi beğenmezler. 6 partiyi beğenmezler. Tek bir partidir. O bir kenardır Tayyip Erdoğan'dır.
Açıkça söyleyeyim, bu kadar. Ekonomi? Ekonomi iyi diyen çıktı mı şimdi? Yani ekonomi iyi diyen var mı şu an burada böyle? Ya ben denk geliyorum. Ya onlar saymıyorum. Ama ben denk geliyorum. Yani. Onlar artık A gitmiş, B kalmış. Artık öbür taraftan çağırıyorlar. Ben denk geliyorum. Şu an olmadı ama denk geliyorum. Var mı yani harbiden iyi de? Ya yazık günah baba, görüyorum hani burada. Ya Ruslar geliyor, adam bir arabaya biniyor altında. Biz binemiyoruz miyiz baba, bizim hayatımız. Çalışana kadar affedersin. Bak ben gencim, 6 senedir üniversiteyi bitiremiyorum. Niye? Ben çalışıyorum. Kiramı ödeyemeyim mi? Her ay bir ay içeriden geliyoruz bak. Kredi çektim, kiramı ödüyorum. Ben nasıl okul okuyayım? Değil mi? Hani ben nasıl kendimi çevireyim? Bu çok garip bir şey yani, böyle baksana dışarıya. Hani bir yabancılara bak, bir de Türk gençlerine bak. Hani gelip oraya beleş etkinlikle katıldım ben. Kafeye gitsem şimdi ben 100 lira hesap ödeyeceğim. Geldim şurada kendimi eğlendiriyorum en azından, değil mi yani? Geldim görüşümü ifade ediyorum burada. Saçma bir sistem abi, ıslak tuvalet terli gelse bana basarım şu an. Hani varsa o derece yani. Gelecek kimse de yok. O da üzücü. İşte siyaset propagandası için şimdi seçimler yaklaştığı için bütün partilere belli bir miktar para verdiler. Yüksek mevlada bir para hani. Bunu neden o zaman hani onun için kullanmak yerine hani ülkemizi daha da iyileştirmek için ya da fiyatları denetlesinler, denetleyici tutsunlar o parayla, fiyatlar denetlensin, insanlar daha rahat yaşasın. Ama neden propaganda, siyaset, reklam vesaire, ıvır zıvır, balon, afiş, pankart bunlara veriliyor yani? Çok garip değil mi? Komik bir yere ya. Şu an ben Avrupa'da geldim bak, ben orada yaşadım, doğdum, büyüdüm. 16 sene ben Hollanda'da yaşadım, doğdum, büyüdüm, buraya geldim. Burada geldim, üniversite okuyayım kendi ülkemde, gelmez olaydım ama benim hayatım yani bak, ben 23 yaşındayım, kel oldum yani. Harbi diyorum, kel oldum. Bak gördün, şapkayı takıyoruz hani. Stresi gördün. Benim saçım senden fazlaydı. Benim saçım şurada başlıyor birader. Hani kendiniz gördünüz şu an. Anlatmaya gerek yok. Avrupa'da bizi kıskanıyor. Hollanda'da ya adam, görüyorsun insanlar şu ara sokaklara bir gir baba ya. Adam çöpten yemek yiyor yani. Görüyorsun şurada ara sokakta çöpten yemek yiyen adamı. Gördün, iki ana yola çıkıyorsun. Oradan bir G63 Ambeg'in içinde iki tane Rus. Baba çok üzücü. Alıp var ya, bir gün var ya. Millet ayaklanmıyor ya. Ben mesela hani bir gün cinnet noktasına geleceğim. Alacağım kereşi baba, harbiden ne kadar ne varsa sıkacaksın yani. Artık var ya, bu duruma kadar gelecek. Hollanda'da ne oldu biliyor musun? Sokağa çıkma yasağı oldu. Adamlar her yeri yağmaladılar. Demiyorum ki insanlar Türkiye'de yağmalasın, ne bileyim işte böyle şeyler yapsın. Ya hakkınızı savunun, ayaklanın, şuraya gelin be, ne bileyim bir imza toplayın, gelip bir sesinizi duyurun. Hani herkes evinden güya işte sesini duyuruyor falan. Sizin gibi insanlar olmasa sokaktaki insanların görüşü olmayacak yani. Kimse konuşamıyor ancak sosyal medyadan. Konuşan adam da hop silivir anasını satayım. Sıkıntı yok ama hani ben ifade ettikten sonra kendime hani sorun ne değil mi? Ben konuşmayacağım. Konuşurken sen. Ben rahatım şu an. Rahatım. Biraz gerginim de açıkçası hani bu duruma. Geriliyorum çünkü hani ekonominin haline. Üzücü bir şey yani. Bizim gencimiz niye? Bizim gençlerimiz, bizim insanımız neden böyle yaşamasın? Avrupa'da kaliteli yaşam var. Adam orada çöp topluyor. Geliyor burada, ben turizmde çalıştım, geliyor sonra burada krallık yapıyor, çöp toplayan adam. Küçümsemiyorum, eyvallah baba topla, ama gelip de ben de burada o aldığım maaşla ben de en azından bir tatil yapabileyim mesela, değil mi? Hani gelin ben sana yine çalışayım, ama gelip de burada krallık taslayıp benim aldığım maaşla ben kiramı mı ödeyeyim, ben neyi ödeyeyim, ben kendimi geçindireyim, okul mu okuyayım? Hani görüyorsun kiralar, Antalya'da en çok fiyat artışı kiralar burada. Hani çok saçma. 50 yıllık bina anasını satayım, adam 2000 lira kiradan 10.000 lira, 15.000 liraya çıkarıyor. Şimdi sen sinirlensen, bu adamı öldürsen ne olacak? Bok yoluna gideceksin. Niye? Ekonomi yüzünden. Böyle değil mi birader? Artık cinnet noktasına geldik yani. Harbi insanlar artık bir sesini duyursun ya. Hani... Geçmişi ve geleceği bırakalım bir kenara, şöyle bir geleceğe bakalım. Nasıl görüyorsun? Yurt dışında görmüşsün, oradan gelmişsin. Türkiye'de geleceği nasıl görüyorsun? Türkiye'de geleceği nasıl görüyorum? Görmüyorum ya. Açıkçası görmüyorum şu an. Hani şu an ne olacak belli değil. Gelen adam da yiyecek, giden adam da yiyecek. Türkiye'deki bu hani adamlık var, hani adam tutmaca. Sanki takım hani bu, anladın mı? Takım tutar gibi hani, yok işte olacak, bu olacak. Ya bırak bir kenara, hani düşün, mantıklı bir düşün. Hani ülkenin yararı için, ülkenin yararı için o da gelir, bu da gelir. Fark etmez kim olursa olsun. 3 kişi olsun, 4 kişi birleşsin, 5 kişi olsun. Daha kalabalık olsun. Neden tek adam yönetimi? Hani neden bir adamcılık böyle? Ben hep burada görüyorum sokakta. Sokakta duyduklarımı söylüyorum. Erdoğan giderse Dinel'den gider, Vatan elden gider gibi şeyler duyuyorum yani burada. Ya şimdi böyle bir şey var. Hani insanların beyni gerçekten çok kolay Türkiye'de. Nereden vurmasını gerektiğini bildiğin zaman bu insanlardan her istediğini yaptırabilirsin. Her istediğini de alabilirsin yani. Bu insanları manipüle etmek çok kolay. Hani bu insanlardaki beyin gerçekten tavşanda daha büyük bir beyin var hani bu insanlardan. Gerçekten ben öyle düşünüyorum ya. O kadar kolay manipüle oluyorlar ki hani iki çıkıp orada bir nereden vuracağını biliyor ya. İki bir laf ediyor. Adam oradan giriyor. Ondan sonra hemen bizim milletimiz zamların üstüne zam geliyor. Yok işte gitmesi lazım. Ondan sonra hemen iki güzel söz. Oo tamam budur. Yani komik ya reis. Hani harbiden köpeğe sosis atarsın, kandırırsın, öne gelip seversin ya, bu hesap yani. Hani, ben böyle görüyorum. Hani gerçekten çok üzücü. Benim gibi düşünen bir tonda genç var. Hani bilmiyorum. Biz gençler olarak bari ayaklansak en azından belki bu ülkenin hani yararı ne olur. Ha şu an ben memnun değilim. Memnun olan var mı aranızda beyler? Hani beyler bayanlar. Memnun olan varsa elini kaldırsın. Memnun olan var mı şu an bu düzenden? Ya benim lafım bu kadardı ya. Hani biraz fazla konuştum. Burada herkes burada. Doğru değilse söylesinler, doğru değil. Hepimiz ölmüşüz abi. Bir asgari. Ya memnun olan adam dolar üzeri çalışıyor. Adam habur cubur para getiriyor. Tabii mi? Yani gel benim gibi şoföre söyle. Sabah akşama kadar iki gözle 8 göz oluyoruz. 10 göz oluyoruz. 12 göz oluyoruz akşama kadar. Bizim ne sabahımız var ne akşamımız var abi. Aldığımız 3 kuruş para. Nereye yetiyor? Ben şu an 4000 lira kira ödüyorum abi. 4000 lira kira ödüyorum ben abi burada. Burada herkes de sesimi duysun. 4000'in üstüne ödeyen de var şu an burada.
Var mı? Var var, fazlasıyla evet. Var. Ne 4000 4000 toplumda 4000 4000 ekonomideki 4000 kötü gidişat aslında kabul ediliyor ama işte bunun sebepleri tartışma konusu. Yani ekonomi neden bu durumda? Asgari ücretin bir tık üstü diyelim. Onunla çalışıyorum ben. Benim çoluk çocuğum var. Ellerinizden öper bir tane küçük çocuk var. Benim Allah razı olsun cümlemizin inşallah. Nasıl geçim sağlayacağım ben bununla? Abi pazara gidiyorum yetmiyor. Kira veriyorum yetmiyor. Elektrik veriyorum yetmiyor. Su veriyorum yetmiyor. Nereye gidecek bu? Yani karşında. Asgari ücret 5500. Hadi bak sorduğun zaman tüm şirketlerde geçerli bu. Tüm iş yerlerinde geçerli. Tüm esnaflar için geçerli bu. Tüm esnaf arkadaşlar belki burada çoğu kişi esnaftır. Herkes de bunu duysun yani. Adam diyor ki geçen gün bizzat kendim şirketin ismini söylemeyeyim. Hani sonuçta ekmek yedim yer. Adama dedim ki abi dedim bir maaşa zam yapalım bak bu maaş yetmiyor bana. Ay başı geliyor ben borca giriyorum borç. Borç ederek onu buraya kapatıyorum onu buraya veriyorum. Bir daha ay başı geliyor o borcu bile kapatamıyorum artık. Arkamda yaptığım borcu kapatamıyorum. Ne olacak bu bizim sorumuz? Peki sen neye bağlıyorsun bu kötü gidişatı? Dış güçler falan diyorlar ya. O herkes de öyle abi. Dış gidişat ne olacak abi? Bunun sebebi mi? Sebebi herkes de sebep abi buna. Biz hepimiz de buna sebebiz. Hepimiz de suçluyuz. Niye neden abi? Niye neden abi? Biz hiç kimse hakkımızı savunmuyoruz ki. Hiçbirimiz hakkımızı savunmuyoruz. Burada şimdi ben en basit kira konusunu söyleyeyim. Burada çoğu insan şu an dışarıda yatıyordur. Benim kendim şahsen tanıdığım bir tane arkadaşım var. Adam konteynerde kalıyor ya. Kira ödeyemiyor ya. Çoluk çocuğuyla beraber konteynerde kalıyor abi. Öyle bir dünya var mı ya? Belki hayatında ilk defa karşına bir mikrofon geldi. Şimdi önünde bir mikrofon var, bir kamera var. Bizleri yönetenler şu an seni izliyor olsalardı ne söylemek isterdin burada? Abi bizleri yönetenler olsa ne söyleyeceğim? Burada sesimi duyuruyorum. Bu ekonomi düzelsin. Yani asgari ücret şu an 5500 doğru mu? 5500 olmasın abi. Asgari ücret 1,5 liraya gelsin. Eski sisteme dönsün her şey. Eski sistem olsun abi. Bir ekmek 1 liraydı ya. 50 kuruştu bir ekmek ya. Bir ekmek 50 kuruştu ya. Ben kendim şu an günlük 6-7 ekmekten aşağı götürmüyorum evime. O da ben şu an. Ben kendim şahsen Vanlıyım. Hani bizde derler ya... Şimdi şu doğu tarafında ekmek çok tüker. Doğru mu? Bunun sebebiyatı nasıl? Şimdi benim gibi milyonlarca kişi var burada doğuda olan. Ha hepimiz de kardeşiz. Bu ayrı bir konu ama doğu konusu olarak abi ekmek tüketimi çok. Adam ekmek alamıyor evine. Çocuğu ekmeksiz kalıyor. Kalıyor abi ekmeksiz kalıyor çocuğu. Şimdi bırakalım bugünü ve geçmişi. Şöyle bir geleceğe bakalım. Çocukların var dedin. Onların geleceğini nasıl görüyorsun? Hiçbir şey yok abi. Benim geleceğim olmadı ki onlar da geleceği olsun. Aynen öyle abi. Benim geleceğim yok. Yok. Yok abi yok. Ben sabah kalkıyorum. Ya Allah bismillah direksiyona sarılıyorum. Hadi ver baba elini. Ver ve git gidebildiğin yere kadar. O fırından bu fırına, bu fırından o fırına, oradan buraya mal ver. Onun bunun ağız kokusunu çek abi. Aldığın ücret de temiz bir şey olsa bir şey olmaz ekmeğin için. Ha ben çoğu lafa katlandım ya. Şu anda katlanıyorum yani. Niye? Ekmek için. El aleme muhtaç olmamak için. Allah bu eli bu ele muhtaç etmesin abi. Gel konuşalım. Ben memnunum. Nasıl memnun? Bak mesela ben şöyle söyleyeyim. Türkiye şartlarındayım ama memnunum. Hani özgürüm. Yani şurada gezip tozabiliyorum. Hani bak gerçekten memnunum. Çok yapıyorsunuz hadi bari gezip tozabileceksin tabii. Sokaklar bizim. Allah'ın ya. Allah'ın dünyası burada. Yürüyüp gezeceksin tabii yani. Yok vallahi kıyasladığımız zaman ben memnunum. Nereye gidiyorsun? Sülalem yurt dışında yaşıyor. Onların hayatını görüyorum. Sen olursun baba sülale yurt dışında. Oh. Ben de buradayım. Bak ben orada yaşadım buraya geldim. Tamam işte. Ben ülkeme geldim ben. Niye gitmedim? Onların hayatını biliyorum çünkü. Ya 11 ay orada ne hallerde çalıştığını iyi gayet bildiğim için. Bak yemin ediyorum burada özgürüz bakımda. Sen ne iş yapıyorsun ya? Ben bellboyum. Hani şu an Türkiye şartlarında da çok güzel para kazanıyor. Ama nasıl kazanıyorum? Verdiğim emeklerim sayesinde. Ne kadar kazanıyorsun hocam sen? Ya mesela 16-17 bin TL para kazanıyor. Hani ben ne eve kira ödüyorum ne yememe içme kira ödüyorum. 1000 dolar onu, bile yapmıyor. Ya 1000 onu dolar. Vallahi euro ile kıyaslayamazsın ya. Kaç bin dolar hani onu kıyaslayamazsın. Ne iş yapıyor canım? Kanka ya, hani onu kıyaslayamazsın ki. Dur. Hani akrabaların kaç alıyormuş mesela? Kaç dolar, kaç euro alıyor akrabaların? Hani çok kötü hayat yaşıyor akrabalar. Ne kadar alıyorlar? Mesela ben bak Almanya'ya gidecektim. Abi rica ederim. Abi şimdi ben seni konuşturdum ya. Gözünü seveyim. Ben seni konuşturdum ya. Özür dilerim. Abi özür dilerim. Tamam. Ne iş yapayım babacığım? Ya diyorum ya bellboyum. Bellboysun. Aynen dil Almanca İngilizce konuşarak güzel paralar kazanıyor. Yurt dışında sen kazanabilirsin. Yurt dışındasın değil mi? Evet. Ben de çocuğum yurt dışında. Kusura bakma Almanya'da. Tamam dayı sen biliyorsun değil mi? Abi dur dur. Abi dur sen dur. Sen döviz kazanıyorsun abi, değil mi? Dur dur. Bellboysun şimdi. Ben de turizmde çalışıyorum. Durur musun? Rica ediyorum. Dayım, dur, abi durur musun ya? Dayım, abi bunu çay çek seninle. Güzel demiyor. Bak ben de istediğimi alamıyorum. Ben de istediğimi şey yapamıyorum ama hani bazı noktada da bir hani istediğini neden alamıyorsun birader? Ya ben adamla tartışıyorum dayı. Sen de memnunsun öyle mi? Her zaman geliyorsun. Sen de her zaman geliyorsun. Yok, mesela ben şöyle memnunum. Bak gezebiliyoruz. Saat akşam kaç olursa olsun. Bak ben mesela turizmde çalışıyorum. Bir ay içerisinde buraya belki iki defa geliyorum, belki üç defa geliyorum. Kriterin şey mi? Gezmek mi? Gezdiğin zaman her şey iyidir. Kardeşim para kazanılıyor bak. Diyorum ya benim elimden kimse tutmadı. Ben bu parayı kendim kazanabiliyorum. Nasıl kazandım? Dillerimi, yani dilimi geliştirdim. Kendini geliştirerek neler kazanabiliyorsun? Peki
Yurt dışındaki akrabalar nasıl zor bir hayat yaşıyorlarmış? Ya çalışıyorlar, hani onları görüyorum mesela, her zaman şunu diyorlar bana. Senin hayatın bizim hayatımızdan daha iyi. Ya çünkü özgürler, onlar işin bir ay... İşin sırrı bu kardeşim, işin sırrı bu. Niye sen oraya gelemiyorsun, gelmiyorsun sen oraya? Allah'ım söylüyorlar. Baba yalan söylüyorlar, Kur'an çarpsın. Ben orada doğdum büyüdüm. Ben sana söylüyorum. Bak orada var ya, fabrikada çalışan adam günde 6 saat çalışıyor, tik tak el işi. Geliyor 2000 euro para kazanıyor. 11 ay çalışıyor değil mi? O adam 9 ay çalışıyor kardeşim, 3 ay burada çatır çatır parasını yiyor. Sen bel boyusun, sen turizmde çalışıyorsun. Dur bir dakika. Sen sezonu bitiriyorsun değil mi? Kaç ay sezon? 7 ay, 6 ay. 6 ay sezonda çalışıyorsun. Şimdi sen döviz alıyorsun. Döviz aldığın için o işine gidiyor, sen memnunsun halinden. İşte döviz yüksek ama. Döviz şunu diyorum mesela. Sen rahatsın ama bu işte ülkenin yararına, ama bu iyi mi? Senin için şahsi düşünme. Bu senin için iyidir. Sen döviz alıyorsun. Ben de Z kuşağıyım. Z kuşağıyım ama şöyle bakıyorum. Hani ben onu diyorum işte. Bak bir ay içerisinde her gün geleyim buraya. Her gün aynı insanları aynı yerde görebilirim. Hani hiç düşünmüyorlar. Kendini geliştirmek yok. Bak hiç Almanya, İngiltere hiç gitmedim. Bak burada doğdum, burada büyüdüm. Ama burada hani doğup büyüyüp de hani bu imkanları kendim sağladım. Kimse sağlamadı bana. Kimse gel oğlum sen şunu yap demedi. Hani bizim millet şunu istiyor galiba. Benim altıma araba verirsin. 50 milyar maaşımı verirsin. Hani masa başı iş yapayım. Ya kim kime verir bunu ya? O değil. Şimdi sen belki yüksek maaşla çalışıyor olabilirsin de, insanlar şu anda asgari ücret ev kirasını da karşılamıyor. Ama bak geçinemiyor. Bak ben mesela şunu da bilmez miyim? Hani başka işlere. Bak. Şimdi başkan diyorsun yani benim elimden kimse tutmadı. Şimdi bak bizim burada senin gibi bir ton genç var. Benim de kimsem, ben de babadan zengin değilim. Babamdan bir şey görmedim, bir kuruşunu görmedim. Geldim buraya, bak oradaydım, buraya geldim, taşındım. Ben oradan euro ile gelmedim. Ben oradan maaş da almıyorum. Ben de kendim burada çalıştım. Liseyi burada okudum, üniversiteyi burada okudum. Bak 6 senedir üniversiteyi bitiremiyorum. Çalışmaktan bitiremiyorum. Evimi kirasını ödemekten, harçlarımı, giderlerimi, onu cartımı cürtümü yatırmaktan. Ben şu an dönem uzadığı için devlet benden 600-700 lira para istiyor dönemde. Ben bunu nasıl çıkarıp vereyim hani? Uzatmışım ekonomi durumundan dolayı. Ben bu parayı çıkaramıyorum. Şimdi diyorsun ya herkes kendini geliştirsin. Sen şimdi git burada bir İngilizce dil kursuna git, sana kaç fiyat verecekler? Git 5000 lira fiyat verecekler sana. Öğrenecek misin? Öğrenemezsin. Niye? Eğitim yetersiz bir. İkincisi eğitmen, ben de dil kursuna gittim. Dil kursuna gittim ben, orada İngilizce eğitim veren o öğretmene ben ders verdim. O kadar kötü ki eğitim, sen gidiyorsun 5000 lira da para veriyorsun üstüne üstlük. Ben liseden öğrendiğim İngilizce ile oraya gidiyorum. Oraya gidip eğitmene ben ders veriyorum. Eğitim kötü, birincisi o yüzden geliştiremiyor. Şimdi sen tamam bak şimdi. Sen şimdi sezon boyunca çalışıyorsun. Bir sezon boyunca çalıştın değil mi belboy olarak? Kenarda kaç paran var kardeşim, onu söyle. Ya bak ben 22 yaşındayım. Araban var mı? Bak onu diyeceğim sana. Bak 22 yaşındayım. Hani bunu var kanıtlayabilirim de. Şu an 1 milyona yakın bak net karım var. Şöyle hani ben de bilirdim üniversite hayatına gitmeyi. Bak mesela benim arkadaşlarım o kadar dedi ki gel şöyle ortam var, böyle ortam. Ya bir baktım dedim yani bana göre değildi. Bana göre kendi ayağımın üstüne durup çalışmaktı. Bak zamanında çalıştım, altına dövize yatırdım. Hani şimdiki durumu beğenmiyorum. Peki kanka sen bireysel olarak dövize şimdi dövize tamam, TL ama... alan neye yatırsın? Başka bir tarafına mı yatırsın? Ya. Ne yapsın? Ya ben de maaşımı TL alıyorum. Bana şimdi, sen bireysel sen olarak rahatsın, memnunsun. Belli. Peki bu ülkedeki ekonomiden memnun değilim dedim. Değilim, ülkedeki bu değilim. Kötü gidişatın sebebi ne? Sorumlusu kim? Ya hani ben onu hani biri olarak hani söyleyemem onu. Ya, sebebi ne olabilir ya? Bizim bak mesela en büyük sebebimiz hani kendi özgür irademle söylüyorum. Hani düşmanlığımız. Birbirimize çok düşmanız. Bunu herkes de iyi biliyor. Bak mesela şunu iyi diyebiliyoruz değil mi? Kürdüz, Türküz, Lazlı, Çerkez kardeş diyebiliyoruz ama içimizde bir savaş var. Biz o savaşı yenmedikten sonra hani ister euro 1 olsa bile ne olur? Değil mi? Euro'nun 1 olduğunu düşün ama içimizdeki savaş bitmiyor. Hani affeder bak parti şeyim yok benim, AKP'ymiş, CHP'ymiş şeyim yok ama AK Parti başa gelse CHP düşman. CHP başa gelse AK Parti düşman. Hani bak şöyle söyleyeyim, mesela geçen bir tarda gördüm. Yok bizim vergiler gidiyor. Ya vergiler niye gidiyor? CHP başa geçtiği zaman da o arabalarla o yoldan geçilecek. Cumhurbaşkanının korunması gerekiyor değil mi Türkiye'de? Niye Merkel korunmuyor? Almanya'nın başbakanı niye korunmuyor? Çünkü işte bir savaş yok onlarda. İşte bir savaş yok. Herkes kaliteli yaşıyor. Çünkü başa gelen çekiyor. Burada başa gelen anladın mı? Hani o hesap. Kaliteli yaşamla alakası yok. Bak ben orayı da gördüm. Burayı da gördüm. Hayatımın yarısını orada geçirdim. Burada geçirdim. Burada yaşıyorum. Ben bir Türk vatandaşıyım. Türk pasaportum var. Hollanda pasaportum da yok. Gel burada gör Allah'ın aşkına. Sen belboysun, iyisin biliyorum. Sen döviz kazanıyorsun. Bağışışın da iyi. Sen rahat konuşuyorsun. Ben de iyi kazanıyorum. Ama bak gençliğinde ne bahsettim. Gördüm bak 23 yaşındayım. Kel kaldım binader. Benim saçım senden fazlaydı belirttin de. Hani kanıtı bu. Hani bilmiyorum hani yanar mısın? Belki saçma bir kanıt ama hani bir tek o da değil ya. Bak insan Allah'ın aşkına çocuklar eriyor, gençler eriyor baba. Gençler harbiden eriyor. Hani şöyle baksan şuradan iki bira alamazsın. Ya bir eğlencen iki biran var. Sadece biradan da örnek vermiyorum. Yemek git şurada yemek yiyen aşağı 100 lira yersin. Sen günlük kaç lira kazanıyorsun oradan? Değil mi? Aylık 400 lira kazan bahşiş. Değil mi? Ama işte sen bel boyusun. Herkes bunu iş yapmıyor. Herkes döviz kazanmıyor. Asgari ücretle kazanan adam ne yapsın? Sen nasıl bel boyu olduğun önemli değil kardeşim. Bel boyluk herkes yapar. Sen valiz taşıyıp götürüyorsun. Hani yanlış anlama. Kendini geliştiremedikten sonra. Babacığım bel boyluk şimdi sen resepsiyonda durmuyorsun. Sen iki senin ağzın hello melo dedin mi sen zaten bel boyluk yapıyorsun. Yanlış anlama. Hani bu işi ben de yaptım. Anladın mı?
Ama şimdi hani asgari ücrete çalışan bir adam kendini nasıl geliştirsin? Ya ne bileyim. Ya dayı sen mi dur gözünü seveyim ya. Gelecek olan ne verecek onu sor ya da. Ne diyor gelecek olan mı verecek? Abi gel konuş gel. Konuşacaksan gel konuş. Ya röportajı bölme ya konuşma abi. Bölme. Abi tamam. Cevap verme. Dayı ne dediğini duymadın mı? Seni dinlemiyoruz dinlemiyoruz. Gel konuşalım diyorum gelmiyorsun. Ya gel konuşalım. Dayı, abi gel konuşalım. Duyulmuyor. Kurban oldum gel. Abi gel konuşalım. Ben herhalde herkesten değil benim. Tamam dinlemiyorum. Ben uzaktayım ya. Ama ne yapayım? O kulağım kötü bak. Duyma duyma. Kulağımı muayene ettiremiyorum. Ekonomi o kadar kötü ki özel hastaneye gitsem 2000 liraya kulak muayenesi olacak. Bak kulak burun boğaz enfeksiyonum var gidemiyorum. Ben aynı o, ben öyle yapacağım. Aynı partiye vereceğim. Biz onları yüzünden yandık, onlar da bizi yüzümüzden yansın nasıl zaten. Vallahi billahi. Ya saçma birader ya. Ben çok konuştum şimdi. Şey yapalım, değişelim öyle dönüşümlü. Sağ olasın, ağzına sağlık. Ama şunu diyeyim, ondan sonra valla aynı şeydeyiz ama şu bir gerçek ya. Biz var ya, harbiden diyorum, hani çok düşmanız birbirimize. Ya olamıyoruz hani, şöyle bak, Lazız, Çerkeziz, biriz ama var içimizde bir düşmanlığımız var. Hani bir bildiğimiz yok şöyle. Hani herkes diyor kardeşiz. Şöyle bir şey var. Senden olmayan, benden olmayan benim düşmanım, terörist ilan ediliyorsun. Karşı görüşte olduğun zaman. İlla ki senden olmak zorunda mıyım? Onu yarattılar. Onu yarattılar. Onu yarattılar işte. Vatandaş nasıl birlik olacak? Ben başka partiye oy verdiğim zaman ben teröristim. Öyle bir dünya var mı? Geç ya sen ya. Ama bu gerçek değil mi? Daha şöyle baktığın zaman. Düşman yaratan kim? Benden olmayan yaşamasın. Düşman yaratan diye bir şey yok. Aklının az önce. Bunu kullandığın zaman ben niye düşman olayım ki? Kürt'e sen söylüyorsun. Ben Kürt Türk demiyorum. Kürt'ten düşmanlık taslayayım. Olmayan yaşamasın. Bak, konu bu. İyisi gelecekse bak ben sana şunu söyleyeyim. Bak bu, şu an şöyle gözlüyorum. Durumda iyisi gelse de 10 sene geriden gelir. Şöyle gözlemliyorum. Daha iyisi gelecekse gelsin. Gelsin, ama işte, şöyle baktığın zaman yani daha iyisi kim var dayı? Zaten bundan kaybediyoruz ya. Ya kim var hani? Deneyin. Deneyin de. Senin, sen de işte, sen de bunda, 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 bende. Kim gelirse gelsin, istese Selahattin Demirtaş gelsin. Kim gelirse değil, vatandaş çekersin. Çalışırsın. 17 senede sen ne kazandın, ne geçti eline? Ha bu iktidarına ne geçti? 2 yaşındaymış o adam geldiğinde. Adam yaşında, benim yaşımda arkadaşlarım var. 22 yaşında adam evini alıyor, arabasını alıyor, evlenebiliyor. Sen 22 yaşında bunu tek başına yapabilir misin? Sen 22 yaşında bir 500 bin liralık araba al, ben senin bakımını yaptıracağım. Ben yol yaptım, boyunlarda akış yapayım. Hadi akışlayayım bu adamı. Hani ben de sana onu diyorum, hani oranın şeyle. Gençler diğer ülkelerde çok kaliteli yaşarken senin benim hakkım yok mu? Bu kardeşin hakkı yok mu? Bu abinin hakkı yok mu? Ben restoran işletiyorum. Geçen sene ben para kazanıyordum, bu sene zarar ediyorum. İşçi çıkarmak zorundayım. Ya abi, niye? Pazara gittiğimde 200 lirayla pazar yapıyordum. Şimdi 1000 milyara çıkamıyorum. Soğan olmuş 8,5 lira. Dayı, yok, dayı yok ki. Ben ekonomi iyi demiyorum. Mevzu ne? Neyi seviyorsun? Senin tuzun kuru. Ya ben niye tuzun kuru olsun dayı? Benim muhafiletini yapıyorum. Ha sabahın 8'inde kalkıp işe gidiyorsam. Ben 5'te kalkıyorum. Gece de 12-1'de gidiyorum eve. Tuzun kuru da ondan mı farklı? Mantık değil ki. Mantık değil. Ben memnunum. Siz ne yaparsanız, ne düşünürseniz düşünüyorsunuz. Şimdi bu adamın üstüne gidiyorsunuz da bir şey soracağım. Hayır şimdi açıklasın tamam. Bir şey soracağım. Bu adamı başa kim koydu? Vatandaş. Vatandaş. Ama buna da bir el atacağız. Abi. Kim oynadı? Ben değil. Ben verirsem kolum kopar. Doyanlara söyle, ben değil. Uzatmanın bir gereği yok ki. Verenlere söyle. Ben hiçbir zaman vermedim, vermem de. Ben ne diyorum ki, kolumu kopar diyorum. Adam bunu toplamam acını. Siz koydunuz. Laf olsun diye, laf konuşmanın gereği yok. Arkadaş diyor ki, ben hayatımdan memnunum. Kardeşim kendine konuş. Bu genele konuşulmaz bu. Partiye verdim, ben boş verdim. Efendim? Önceden çok mıydı mesela? Ben iyi demiyorum. İyi demiyorum. Ben Hristiyanlık mıydı? Şu andaki durum. Sizi ilk ortalık artık. Siyaset değil. Siyasetten geçmiş 6-7 bin lira. İnsanlar evinde oturamıyor. Asgari ücret 5 bin. 5500 lira. Kiramı versen ne verecek? Arpa buydu. Şeker bizim ülkemiz yetişen bir şey. Biz bunu niye kendi vatandaşımız simidi 5 liraya alıyor? Ha? Mantığı burada gördün. Niye satıyorsun şeker fabrikalarını? Ha ne gerek var? Bir domates Antalya'da yetişiyor. Pazara gelen ben Antalya'da alıyorum 30 lira. Niye 30 lira? Ben 1 liraya alacağım domatesi. Bu benim burada yetişiyor. Ya buna sizin mantığınız yetişiyor mu? Senin mantığın buna fikrini eriyor mu? Ermiyor. Ama ben hani 22 yaşında olarak şunu diyebiliyorum ya. Senin buna hani, mantığın eriyorsa yo, başka bak, bir şey diyemiyorum sana. Bak ben onu demiyorum. Ben adam an... oraya çıkıyor televizyonun karşısında bir Sübhaneke, bir Allah elhamdülillah, bir Fatiha okuyor. Tamam. Bu adam benim vergimle, benim devletimin aracımla 2 trilyon mitiki para harcıyor. Bir cuma namazına gidiyor. 2,5-3 trilyon para harcıyor. 3 trilyon para harcıyor bir cuma namazına gitmek için. Sen bu vatandaşın bir işi, cumhurbaşkanısın. Çık şöyle bir halkın içine. Almanya'nın, sen Almanya'da oturuyorsun değil mi? Macron ne yapıyor?
Üzerinde bir ceket var. 10 seneden beri aynı ceketi giyiyor. Normal vatandaş gibi gidiyor, bir alışveriş merkezine çıkıyor. Sen niye çıkamıyorsun? Hadi bir çık, dolaş gel, aramıza gel. Seni bu mekana getiren biziz. Orada başbakan ya da milletvekiline normal memur sınıfı gibi bakıyorlar. Ötesine bakmıyor. Doğru olan da bu. İşini yapmıyorsa gönderiyorlar. Biz yapamıyor. Niye? Torpil var diye yapamıyor. Benim bir sürü davalık dosyalarım var. Şuradan biri milletvekili gelsin. Buyurmaz mısınız? Nasılsınız? İyi mi? Buna gerek yok abi. Memursun. Para alıyorsun. İyi şeyler yaparsan ben senin yanındayım. Vatandaşın. Biz böyle bakmadığımız için bundan kaybediyoruz. Menfaat peşinde olmuş. Aynen öyle. Menfaat. Çevresinde kimler varsa. Çevresinde kim varsa abimin dediği gibi. 3 kuruş olarak ona iş imkanı. Bu adam ne yapacak? Bu adam 10 sene okumuş. Her türlü belgesi var elinde. Adam gidiyor sanayide çalışıyor. Takım tutar gibi parti tutmasak. İnsanların yeteneklerine, bireysel, gerçekten zekasına baksak. Seçimlerimizi böyle yapsak bu ülke kendi kendini yönetir zaten. Yönetir abi. Sen bir şey söyledin az önce, yarım kaldı. Dedim ki daha önce iyi miydi dediniz, doğru mu? Daha önce iyi miydi dedim. Şöyle, Türkiye'nin sorunları sanki AK Parti önceden çok iyiydi de AK Parti geldi her şey kötü oldu. Değil. Türkiye'nin sorunları önceden beri böyle. Şey olmadı. Mesela da aynıydı. Mesela 20 yıl önce dediniz ya. Adam kayırma. Bak adam kayırma. Rüşvet, yolsuzluk hepsi vardı önceden de. Yani biz şimdi şöyle söyleyeyim. Birilerine suçu yıkmayla bir şey yapamayız. Yani kurtulamayız. Herkes kendisine bir bakacak. Ben nasıl bir vatandaşım? Anlatabildim mi? Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Diyor ki siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor, değil mi? Biz hak ediyoruz diyorsunuz bunu. Yani hak ediyoruz değil de. Yani bizim toplumumuz, anlatabildim mi? Yani suçu birilerine yıkmayla değil. Şimdi rüşvet alan varsa bir de veren var. Anlatabildim mi? Yolsuzluk yapılıyorsa bu bir kişi yapmıyor bunu. Bir grup insanlar yapıyor yani. Biz böyleyiz. Bir toplum olarak düzelmemiz lazım. Gelişmemiz lazım. Ben AK Partiliyim diye. Ya AK Parti ne yaparsa yapsın onun peşinden gitmemem lazım. Doğru yanlış diye bakmam lazım. Veya CHP. Ben CHP'liyim diye AK Partili'yi şeytan ilan etmek doğru değil. Ben bunu demek istiyorum yani. Az önce bir arkadaş dedi ki ne dedi? İçimizde bir savaş var dedi, değil mi? Biz birbirimize sevgiyi, saygıyı önce öğrenmemiz lazım. Fikri, insanları anlamamız lazım. Birbirimizi nasıl yardımcı olabilirim, nasıl destekleyebilirim, nasıl ilerletebiliriz yoluna girmemiz lazım. Herkes kendi menfaatini düşünürse, anlatabildim mi? Herkes ben ne kadar kazanırsam, benim taraftarım ne kadar kazanırsa, ne kadar güçlü olursam diye düşünürse hiçbir yere varamayız. Bunun için de herkes önce kendi adımına doğru atacak. Ondan sonra başkalarını eleştirmeye bakacak. Ben bunu demek istiyorum. Can alıcı bir soru soracağım abi. Önümüzde bir seçim var malum. Oyunun rengi ne olacak? Ya ben oyumu şimdi söylemem doğru olmaz. Yani benim oyum o olsa ne olacak, bu ne olsa ne olacak? Yani benim için önemli olan doğru neyse, iyi neyse onu seçebilmek. Anlatabildim. Bunu AK Parti'de olabilir, CHP'de olabilir veya başka bir partide olabilir. Önemli olan ne? Vatanın, yani öyle bakmamız lazım. Yani ben CHP'liyim diye AK Parti'nin bütün faaliyetlerini, bütün yaptıklarını lanetlemem gerekmiyor yani. Veya CHP'ye ben AK Partiliyim diye onları düşman, şeytan ilan etmem gerekmiyor. Yani olaylara böyle bakmak lazım ve insanların en başta bir bakış açısını doğru şekilde ayarlaması gerekiyor. Aslında arkadaşımız çok temiz, gerçekten de iyi kalpli bir insan olduğu belli. Yanlış anlaşılma var. Biraz insanların psikolojisi çok sağlıklı değil. Şartlardan kaynaklı. Gidişat iyi diyebilen varsa ben şaşıyorum. Aslında burada halk eziliyor. 20 yıldır gerçekten hani birçok alanda Türkiye öyle büyük bir potansiyel ki. Gerçekten gençliğimizin zekası her şeyi yapabilecek güçte. Maalesef ki bastırılıyoruz. Yani bu ülke her şeyi yapabilecek gerçekten çok büyük güce sahip. Her anlamda. Ama maalesef ki çok da insanlar artık o kadar çok sıkıldı ki artık çoğu insanın korkusu bile yok. Çok rahat konuşuyor. Çünkü artık gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Sosyal medya sosu çıktı bir taraftan. Yani daha da neler çıkacak, bu hiçbir şey. Ama biz aslında şunu farkına varmalıyız. Partiler gelip geçici. Bu ülke vatan hepimizin. Biz yani oyumuzu verirken bireysel olarak çıkarlar için değil, ülkemizin menfaatleri için bu oyları vermemiz gerekiyor. Yani açıkçası ben seçimi bekliyorum kardeşim. Öyle düşünmüyor. Biz konuşuyoruz. Diyorlar ki işte mevcut iktidar giderse din elden gider, Türkiye elden gider gibi bir takım argümanlar duyuyorum ben burada. Daha önce başka iktidar varken din elden gitti mi? Gitmedi. Yani ondan önce de başkaları vardı. İşte bu kaygılardan dolayı maalesef cahillik çok ön planda kardeşim. Cahillik çok kötü bir şey. Keşke zaten bu ülkede eğitim düzeyi düşük olduğu için insanlar
maalesef ki cezalandırmayı bilmiyor. Ceza sandıktadır. Sokakta sorsan kimse mutsuz ama sandığa gelince ya işte başka verecek adam mı vardı, mecbur kaldım verdim. Bu zihniyetle oylar verildiği için maalesef ki biz şu anda ülke olarak diğer ülkelere göre 20 yıl gerideyiz. Bunu 20 yıl daha ileriye taşımak için bir 10 yıla daha ihtiyacımız var. Benim yaşım 34 kardeşim. Yaş gidiyor. Yani bizim şu anda vereceğimiz kararlar önümüzdeki yıllardaki yani gençliğin hayatını düzene sokacak. Şu an vereceğimiz kararlar 20 yıl sonra 30 yıl sonra gençliğin bir düzenini kuracak. Çok mantıklı düşünmeliyiz. Yani hükümetler gelip geçici. Gelir Ahmet gelir Mehmet gider ama bizim devletimiz bakidir. Biz devletimizin yanında olmalıyız. Devletimizin yanında yer almalıyız her zaman. Ne üretiliyorsa bununla gurur duyuyorum. Bir Türk vatandaşı olarak detaylara girmeye gerek yok. Üretilen her şeyin yanındayım. Ama birçok alanda üretim durdu. Tarım ülkesiyken ne hale geldik? Yani Ukrayna'dan gemi çıkacak, tahıl gemisi, yağ gemisi. Bunu bekliyoruz ya. Ya biz ülke olarak bunu her şey yapabilecek güçteyiz. Yani ben inanıyorum ki güzel kardeşim, seni de takip ediyorum. Başarılı buluyorum. Özellikle hanımla evde çok izliyoruz seni. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Hatalar yok mu var? Geçmişte başka iktidarlarda da yapılan hatalar oldu. Burada kimseyi aslında yani kötü anlamda eleştirmek istemiyorum. Ben sadece birlik ve beraberlikten yanayım. Oyumuzu akıllı kullanalım. Cezalandırmayı bilelim. Eğer ki yanlış yapılıyorsa bunu sokakta değil, oyumuzu kartıyla gösterelim. Birlik beraberlikten bahsettin abi de yani ben dediğim gibi sürekli sokaktayım. Görüyorum burada yani insanlar birbirine çok rahat ötekileştirebiliyor. Vatan haini, din düşmanı diyebiliyorlar çok rahat. Baştaki kişi yaptığı için maalesef bunu bir insan çok rahat yapabiliyor. Her şey baştan başlar. Çünkü bizim bu ülkeyi yöneten insanlar örnek oluyor vatandaşına. Burada sıkıntı var. Baktığın zaman ben adalet birçok noktada bunu göremiyorum zaten. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Her şeyin başı adalettir kardeşim. Tam olarak bir öngörünüz var mı? Şimdi önümüzde bir seçim var malum. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Seçimde ben bu iktidarın değişeceğine inanıyorum. Yeni gelecek olan iktidar kim olur bilemem. Daha aday açıklanmadı. Altılı masa sürekli bir toplantı peşinde. Ama ne yazık ki bir aday yok. Aday çıkarsa ben diyorum ki ülke olarak inandığımız adayın yanında duralım. Destek parçalanmayalım. Yani biz hep ondan kaybettik. O aday çıkıyor, o aday çıkıyor, oylar bölünüyor. Yani bir tane adayın yanında toplanalım zaten yıkılacak. Yeni düzende de gelecek olan kişi gerçekten ülke için 5 yıl içerisinde güzel şeyler yapmazsa ona da kartımızı gösterelim. Yani biat etmeye gerek yok. Biz bunun kararını vereceğiz. Gençler yaklaşık zannedersem 13 milyon genç oy kullanacak. Doğru mu? Aşağı yukarı. Yani bence ülkenin kaderini bu gençler belirleyecek. Kuşuna gidiyor birçoğu da şu anda. Maalesef, maalesef. Evet haklısın. Ama ben geleceklerine inanıyorum. Yani çünkü onlar hayatını kurtarmak için gidiyor aslında baktığında. Para kazanmak için. Orada yaşamak için değil. Orada yaşam zor. Ama bir mesleğin varsa gerçekten yaşın gençse çalışmayı seviyorsan çok güzel altyapı oluşturabilirsin. Avrupa'da çok güzel fırsatlar var. O fırsat burada olmadığı için gidiyor. Ama orada başarılara imza atan gençlerimiz Türk bayrağını orada dalgalandırıyor. Bir de böyle bakmak lazım yani. Çünkü burada bu çocuk bunu yapamayacak. Ben çok yetenekler görüyorum yani. Çok yok olup gidiyor. Ben dövme sanatçısıyım. Yaklaşık 16 yıldır bu işin altyapısından yetiştim. Yani ben dövme sanatçısıyım ama yani düşünün ki Türkiye'de sanatımı çok rahat icra edemiyorum. Değer görmüyor. Yani karşılığı yok. Kesinlikle ön yargı var. Değer gördüğüm bir yerde benim sanatımın ne kadar değerli olduğunu ben farkındayım. Yani bir Avrupa'da bir heykeltıraş, bir dövme sanatı. Yani ülkemizde bu artık yani çok yıllardan beri değer görmediği için birçok alanda birçok meslekler yok olup gidiyor. Yani birçok alanda eksikler var. Ben inanıyorum ki birçok şey değişecek. Ümidimizi kaybetmeyelim. Güzel günler yakındır yani. Onlara göre enflasyon yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına gidin, çay ocağına gidin. Kaç lira yemek yendiyse TÜİK o verileri alıyor. Burada da şu an hep beraber gidelim. Benim arkadaşım çalışıyor. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bir oranın memurlarının kaç kuruştan çay içtiğini bir görün. 40 kuruş. 40 kuruş. Benim arkadaşım çalışıyor. Çay ocağında. Oraya göre mi belirliyorlar? Yani? Onun için onları ya şimdi sen 40 kuruşa çay içersen sen bana diyebilir misin Türkiye'de enflasyon var? Sen 5 liraya yemek yersen sen diyebilir misin bana enflasyon var diye? İşte onlar gerçek fiyattan aslında yeseler piyasanın fiyatından yemiş içmiş olsalar o zaman diyecekleri bir kelime olur. İşin özü burada yatıyor. Abi, neye bağlıyorsunuz abi? Şimdi şu an
şöyle iddia ediyor. Ben konuşayım. Enflasyon %8,5 diyor. Enflasyon %185. Nasıl %8,5? 8,5 liradan şu an 18 liraya mı geldi? 19 lira. Dolar 8,35, 8,40, 8,5 liradan 18,5 liraya gelmişse bunun orantısını bir hesap edin. Mazot 8,5 liradan 30 liraya yaklaşmışsa bu nasıl %80, %180? Ya onlar o şekilde diyor. Onların veri sistemi farklı. Her şey şimdi %300, %500 arttı. 5 liralık şey 15-20 liraya çıktı. Toz şekerden hesap edin. Sakladıklarında kaç liraydı, şimdi kaç lira? Şeker 30 mu? O civarlarda. 20 lira. Ama sakladıklarında 7-8 liraydı, 6 liraydı. Bir de şu var, asıl mesele şurada. 4 tane erkimiz var bizim. Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi değil mi? Bu Türkiye'nin nesidir? Sigortasıdır. Her evin bir elektrik sigortası var. Bir şey olduğu zaman şakada katar seni ve eşyanı kurtarır. Öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaran şeyler nedir? Sigortadır. Peki elektriği bugün kim belirliyor şu an? Enerji Bakanlığı'na bağlı bir elektrik kurumu var. Yani bütün her şeyi o belirliyor. Enerjiyi de elektriği de o belirliyor. Bu %125 ilk etapta bir zam yaptı. Doğru mu? 25. Yaptı. Yargıtay, Sayıştay hop sen enflasyonun üzerinde o anki verilerin enflasyonun üzerinde insanlara biz şeysini zam yapamazsın. Elektriğe zam yapamazsın. Niye diyemedin? Sigorta çalıştı mı burada? Çalıştı. %5 miydi o zaman enflasyon ki %125 zam yaptı? Şimdi şu durumda enflasyon %100 der mi? Ondan sonra daha kaç kere elektriğe zam geldi? Peki. Şimdi buradaki sistem şu. Şunu da yapabilirdik. Partilere de kızıyorum ben. Bugün CHP. CHP'nin aslında çok fırsatlar var CHP'nin elinde. Bütün millete imza toplayacak. Elektrik %125 bu kadar artışı yapan devlet ve kurumları hakkında suç duyurusunda savcılıkları herkes milyonlarca kişi savcılıklara suç duyurusunda bulunacak. Bu Fransa'da var bu örnek. Fransa'da devleti, cumhurbaşkanını, başbakanını suç duyurusunda bulunabiliyorlar. Grevleri yapabiliyorlar. Netice alabilir mi abi böyle bir şey yapsa? Eğer milyonlar imza aldı. Zaten CHP'nin kayıtlı üyesi milyonlar değil mi? Peki sadece CHP bu işi ön ayak atsa milyonları hepsinin cezaevine batacak. Adam neresi? Hemen şeyi açıyor lan. Ne de, desene ya. Tazimat davası açıyor adamın boynu. Milyonlardan bahsediyorum ben. Şimdi burada CHP'nin lideri ne yaptı? Ben elektrik parası ödemiyorum dedi. Bir suç işledi. Hani kendisi bir elektriği kapanmıştı ya. Ödemiyorum dedi. Bunu böyle yapacağına tüm kendi kurumlarıyla, CHP'nin kendi kurumlarıyla, bütün üyeleriyle savcılığa suç duyurusunda ha? Öyle yapmasa da sesini duyuramaz zaten. Öbür türlü bütün medya o kepeye çalışıyor. İşte savcılığa suç duyurusunda bulunup Enerji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı EPTK. EPTK mıydı o? EPTK'ya suç duyurusunda bulunsaydı bunlar geri atmak durumunda kalacaktı. Türkiye'nin petrole ihtiyacı var mı? Hayır. Bir litre dahi petrole ihtiyacımız yok. Ama yılda 100 milyar dolar petrole para veriyoruz. Bor madeni ne işe yarıyor? Toryum yatakları ne işe yarıyor? Bunlar süs olsun diye toprak altında bekletiyor muyuz? Bunların hepsi enerji, enerji. Arabalarımızda toryumdan yakıt elde edebiliyoruz. Toryumdan enerji santralleri elde edebiliyoruz. Bor aynı zamanda bir enerjidir. Bunu arabalarımızda, her şeyimizde kullanabiliyoruz. Artı Antalya, Muğla, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi güneş gören yerler. Çatılarımızda gün ısı var değil mi? Sıcak suyumuzu ne güzel alıyoruz. Bütün binaların üstlerinde elektrik enerjisi herkes istediği gibi aynı gün ısıları yerleştirir gibi yerleştirse, herkes kendi elektriğini alsa bağımsız bir şekilde, bunun sistemlerini fabrikalar harıl harıl üretse, 2 tane, 3 tane, 4 tane fabrika bunların sistemlerini üretse, Türkiye'ye herkese ucuz bir şekilde lanse etse, İnsanlar elektriğe para vermeyecek. Usta elektrik ucuz olmaz. İrfan, Mehmet Cengiz aç kalacak yani. Olur mu yani? Şimdi hayır, bunlar gerçekten yani çözüm bunlar. Bak şimdi elektrikli ya. Araba, peki bir şey daha söyleyeyim. Bayağı Türkiye'de taksiye ihtiyaç ya. Var mı elektrikli arabaya? Taksi, bildiğimiz taksi. Yok. Niye yok biliyor musun? Türkiye'de zaten şu an 25 milyon üzerinde araç var. 85 milyon nüfus, 25 milyon araç. Birçok ülkede, Avrupa ülkesinde herkes bisiklete biniyor. Artı şu Antalya'da 10 bin belediye otobüsü daha, bak iddia ediyorum 10 bin tane belediye otobüsü daha girecek. Bütün taksi araçlarında, özel taksi araçları tamamen trafikten kalkacak. Senin mahallene, sokağına kadar 5 dakikada bir belediye otobüsleri, halk otobüsleri devlet
vatandaşına hizmet amaçlı değil mi? Belediye hizmet amaçlı. Gittiği zaman sen ister bisikletinden git, ister elektrikli bisikletine, istersen tramvaya, bunlar çoğaltılacak. Yabancı ülkelerde bunlar var. Olmamış şey değil bunlar. Birçok ülke artık araç kullanmayı bırakmak üzere. Dağıtık biraz. Ben şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Sizin oyunuzun rengi ne olacak? Veya bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Hangi lider benim dediklerimi yapacak? Var mı böyle bir lider? Biri Amerika'ya gitti icazet almaya. Öbürkü de gitmişti zamanında icazet almaya. Amerika'ya icazet almaya giden halimiz bu işte. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek lazım. O eskidi. Nasıl abi? Tayyip'in Kılıçdaroğlu'nu değiştireceğim. Yeni nesiller gelsin. Onlar yönetsin. Kaldıracağım, hepsini kaldıracağım. Tüm Türkiye'deki büyük şehirler onun elinde. Neden daha büyük şehirlerde indirim yok, petrolde, elektrikte, suda, doğalgazda niye yok? Başa geçince mi yapacak? Büyük şehirler hepsi onun elinde, belediyeler onun elinde. Niye yapmıyor? Yapmadım. Değiştirerek olmuyor bu. Şu anda kimse yok başta. Peki abi, senin oyunun rengi ne olacak abi? Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Yani seni çok severim, sağ sağım çok. Geçen biri seni tehdit etti, ben de onu tehdit edeceğim ya neyse. Ben ilerlerim şeyde. Benim oy kullanmaya hiç yetkim yok, niyetim yok. Kullanmayacağım. Çünkü onların içinde adam yok. Aynen duysunlar. Boş mu kullanacaksınız, hiç mi sandığa gitmeyecek? Hiç sandığa gitmeyeceğim. İyiyim benim aklım. Vallahi bilmiyorum abi, sen bilirsin. Vallahi bilme, adam yok. Orada adam yok. Göremiyorsun yani. Göremiyorum. Ekonomiyle alakalı enflasyon %300 olmuş. Düşünecek bir şey kalmamış halkta. Düşünecek beyin bırakmadıkları için diyecek sözümüz yok artık. Neye bağlıyorsunuz abla siz bu kötü gidişatı? Kötü yönetime bağlıyorum. Neye bağlayabilirim? Dış güçler falan diyorlar. Dış güçler, üç güçleri boş verin. Kötü yönetim. Bu kadar özel. Evet, aynen. Ama biz seçiyoruz abla. 20 yıldır biz seçiyoruz. Seçiyoruz. Ne yazık ki biz seçiyoruz ama işte... Bazılarına hak veriliyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten biz seçiyoruz ama bazılarına da seçme seçilme hakkı verirken dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzde bir seçim var. Bir öngörünüz var mı? Vallahi öngörüm inşallah bu ülkeyi düşünen gerçekten liyakatlı insanların geleceği bir yönetim gelir diye düşünüyorum. Ve umutluyuz hala. Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Herkesin sevdiği gibi. İnşallah da seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekrem Baba. Neden abi? Tabii oğlum ya. Ne olacak? Neye bağlıyorsunuz sebebi? Emekliyiz biz. Aldığımız yok. 4800 lira sen. 3 nüfusa ver. Bozdur harca abi. Harca. Ne yiyor? Ne olacak abi bu memleketin halini? Ne yapacaksınız? Ne alacak? Yukarıdakiler düşünsün. Biz seçiyoruz abi. Değil mi? Yukarıdakiler düşünsün. Sen ben değil. Lütfen. Sen de maaşla bu işi yürütüyorsun. Ben de bir emekliyim. Maaşla yürütüyorum. Doğru mu? Çocuklarınız, torunlarınız vardır muhakkak. Torunlarımız var. Torunlarımız var. Nasıl geleceğimiz var. Geleceği? Onlar nasıl idare edecek? Onlarla nasıl iş kazanacağız? Onlara nasıl, ne bir istikrar vereceğiz? Bunları düşünmeliyiz. Yanlış anlama. Ben senin yaşındaki abilerle konuşuyorum. Tamam, şimdi geçmiş ben, yıllardan örnek veriyorlar. Ben 28 yaşındayım. 1944 doğumluyum. Geçmiş yıllardan örnek veriyorlar. Diyorlar ki o günler çok kötüydü. Şimdi hayır, iyiyiz diyor. Hayır. O günler neydi biliyor musunuz? Ne yasırlıklarla bu ülke kazanıldı. Anlıyor musun? Benim baba annem kanı arabasıyla Erzincan, Tercan, Bahpınar köyünden Rus harbinden. Tamam mı? İki çocuğunu alıyor. Ta Amasya'ya geliyor. Macir olarak geliyorlar bunlar. Anlıyor musun? Ama Tercan Körpüsü'nü yaparken bunlar baba annem mermi taşıyor. Kanı arabasıyla. Ben babaannemi gördüm. Babaannem beni koynuna besledi. Tamam canım. Bu ülke nasıl kazanıldı biliyor musun? Babaannem derdi ki biz o zaman harp zamanında bir şey bulamıyorduk. Otlarla anlıyor musun? Affedersin. Atların fışkı ettiği arpaları yıkardık, yerdik. Anlıyor musun? Yıkardık, yerdik, kaynatırdık, yerdik, karnımızı doyurduk. Ot yiyerek karnımız şişerdi. Böylelikle kazandık dedi. Atatürk'ün zamanında Atatürk böyle kazandı. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ha, şimdiki zamana kalırsa, bir dakika. Gelsene buraya. Oğlum gelsene buraya. Yok, ben konuşayım, ben konuşayım. Babanı keçikleyip de burada ebelik yaparsan. Hayır. Dur oğlum. Dur anlatacağım. Şey yok abi. Tarihi anlatacağım ben onlara. Onlara tarihi konuşacak, konuşsun. Tarihi anlatacağım. Oğlum bak yavrum. Sokağa çıktığını biliyorum. Şimdiye bakma. Burada herkes kendi düşüncesini, evet, kendi fikrini söylüyor. Evet. Kavgaya da gerek yok, görüntüye de gerek yok. Ama ve bu çocuğa da o ayrı bir konudur. Ama lakin şu var. Çocuk da kendi düşünceni söyler. Ben de söylerim, sen de söylersin. Sen de torunun yaşındaki çocuğa utanmıyor musun? Yok, yanlış anladı belki. Ya da güldü. Kime güldüm bilmiyorum ama. Gülmüş bir şeylere gülmüş de. Yaşında ne yaparken sen utanmıyor musun? Abi gözünü seveyim. Dur ya. Lan gidin. Arif gelen mi gel? Yok. Dur orada oğlum sen. Geliyorlar böyle dört tane. Gel buraya kardeşim. Abla sen. Abla sen. Bunu sormaya gerek yok.
Abla bir yanlış anlaşılma oldu, tamam. Ben karışırım. Ben de çocuğum. Tamam, ben karışırım. Bak kardeşim. Sen ne olursun ol, ne hangi görüşte olursun ol, hangi görüşte olursun ol oğlum. Bu vatan bizim mi? Bayrak bizim mi? Bizim. He? Bu vatan da, he? Bayrak da bizim abi. Bunun için can verir miyiz? Veririz. Doğru mu? Doğru. Bitti. Ama biz neyi konuşuyoruz biliyor musun? Geçmişle geleceği konuşuyoruz. Lütfen. Gelecekte ne olacağız? Evet. Bu ülke ne olacak? He? Doğru söylüyorsun. Bu ülke ne olacak? 77 gelelim. Ülke, değil mi? Türkiye üzerine birikti. Doğru mu? Karşı geldik. Bir ülke, bir ülke, bir Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, tamam mı? Bu ülkelere karşı ne yaptı? Cephe kurdu. Neyle kazandı oğlum? Kanı arabalarıyla, annelerimiz, nenelerimiz silah taşıdı. Çanakkale Savaşı'nda. Tamam canlar? Ha, bundan. Ha. Onun için kardeşime ne diyeyim? Geleceği düşüneceğiz. Geleceğimiz parak. Atatürk ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti bu vatan, ha, gençliğimize amanettir dedi. Doğru mu? Sen geçsin, geçsin. Vatanı savunmayacağım oğlum. Savunacağım zaten. Savunacağız değil mi? Evet. Niçin? Bayrak için, sevda için. Sevda için, namus için. Aynen. Toprak için. Evet. Bir karış toprağıma canımı veririm ulan. Söyleyeyim mi oğlum? Söyleyeyim mi? Bak. Doğru söylüyorum. Bak ama. Bak. Bak şuraya. Kurşun yarası burada. Burada süngü yarası var oğlum. 1944 yılı. Dikkat et. Al. Buyur. Bak. Göster. Rus'ta. Tamam çocuğum. Niçin? Niçin evet. Bu yarayı aldım? Vatan için. Vatan için evet. Ben bu vatanı korumadıktan sonra, sen korumadıktan sonra cavur biner anamı s**er. Evet. Anlıyor mu? Kimin çocuğu olduğunca bellisiz olursun. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Bitti. Evet. Vatan, vatan. Önce vatan. Önce vatan. Parti marti yok. Yok. Siyaset. Ne parti yok. Lan? Aynen doğru. Ne partisi? Tabii, parti kendi kesesini doyuruyor. Aynen. Seni beni düşünmüyor. Tamam canlar. Seni beni düşünmüyor oğlum. Yaşlı genç bak. Tamam gülüm benim. Ha, sen, ben, senin yaşında torunum var. Yavrum benim. Allah sizlere uzun ömür versin. Keder vermesin. Cem-i cümle Müslüman ümmetine. Elhamdülillah Müslümanız. Kalı belediye belli. Kalı bir Allah bir. Muhammed Resulü Ali ortasındadır. Bunu bilin.